Sevgili seyirciler, şu anda 16 Kasım 2020 tarihini yaşamaktayız ve dal yeri ekiyoruz. Dal yeri dediğimiz şöyle bir mevkidir. Şu anda tarlada baya bir koşkuzu olduğunu tespit ettik çocuklar. Baya bir yığmaya devam ediyorlar. Ben de hemen indim. Şimdi arıyorum. Bakalım önüme koşkuzu gelecek mi? Kim yerlerde koşkoz. Koşkoz. Aa, var bir tane. Evet, bir tane koşkoz buldum. Biraz ufak ama şimdi diğer analarını da bulabiliriz. Bu herhalde baladır. Vallahi çok güzel bir şey. Dişlerimle soyuram. Bir tane de burada buldum. Oo, bir tane de burada var. Maşallah. Bir tane vallahi bayağı var burada. Neyse, bu fıs çıktı da. Bak, burada var. Bir tane burada var. Şöyle karıştırayım mı? Belki kaçtıysa daha fazla zaman, bir tane de burada var. Koşkuzular. Oo, burada da varmış. Çocuklar, hiç bana vermişsiniz. Adam emsine de koşkuzu vermez mi? Eken benim, yemeyen de ben. Oo, senden önce ben aldım. Be, yetişemedin Furkan. Sen devam et. Ben de handan Furkan, bunu da göremedin galiba. Bunu da göremedin. Bir tane göz gözüye versene. Dur bakalım. Ah, lan sen benden önce davrandın. Yine başıma musallat oldun ha. Koymazsan daha bir iki tane alak. Şaka yaptım. Üstte mi çok var, altta mı? En çok ben buralarda dedim böyle. Hele bir tane soy ye bakım. Hele bir tane soy ye. Dişinden mi soyursan? Kaşmada bir göstereyim sevgili seyircilere. Tadı nasıl? Gelirim, oraya doğru gelirim Simge. Allah, kuşkuzu çocuklar daha çok yığmışlar. Her derde devadır. İçinde baya bir proteinleri barındırmaktadır. A, B, C, C, D, E, F, G, G, H, I, I, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, hatta U, Ü, V, Y, Z proteinler. Hatta onlar yetmez. X, W, Q proteinlerini de barındırmaktadır. Ha, bir tane de burada var. Buralarda baya varmış. Bir tane de burada var. Oo, iki tane de burada. Nasıl, epey yığabildiniz mi? Ne oldu Furkan? Ali, sen de yığdın mı? Ne kadar yığdın, hele bakın. Oo, ceplerini doldurmuşsun maşallah maşallah. Aferin aferin. Burada ne yaman var? Nerede sen durmadan öskürürsen?
Uçurur atlar kimi, koyunlar kimi. Arkadaşım sıra boğulmuş geçti. Ne ha? Aa, bir tane de burada var. Siz tam yerini bulursunuz ha. Bir tane de burada var. Şöyle bakalım. Oo, tam yeri buraymış. İki tane de burada var. Baya elim doldu. Ula terbiyeli ol. Başka var mı? Başka var mı? Başka var mı? Simge Özge niye gelmedi? Evde değil. O diyor ki gökyüzüne ne mi var benim? Ben ne gökyüzü ya? Gel buraya kazanmalıyım. Hemen gel bizim buraya. Dur bakın bu üstlerde de var mı? Yoksa es mi geçmişler, toplamışlar mı? Ben de traktörü kullanırken hiç olmasa birkaç tane yiyeyim ya. Çocuklar tarlada koşkuzu bırakmadılar. Furkan sen kime yığırsan? Sen gelme kendisine. Ya tam zı yapat ya. Simge bundan Nidiye'ye de götürdünüz mi? Bilmiyorum. Götürün Nur'da neye de verin orada? Hiç annem ona şey yapayım. Burada da bir tane var. Ben niye sizin takımınızda olmuyorum? Sen gel. İkili tamdı bu. İkili mi? Bak sefrede gibi ikili yalnızsın, o yüzden ikili. Şimdi burada çok olduğuna göre ben ikinci buraya gelende de yine çok olar. Hep böyle basın yığın buralardan. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Bu iki. Ama bu kendisi tırnaklara şeyler mi? Yok yok. Sen sadece koşkuları yık. Burada da varmış. Aldım ha. Allah'ım. Önce kim aldıysa onundu da. Yoksa kim gördüyse onundu mu? Evet. Önce görenindi mi, alanındı mı? İlk önce alanındı. Ayşem, bunu elinden alayım kesinlikle. Arkan bir sus. Bu herkese de öyleymiş. Neyse ben gidip traktörü sürmeye devam edeyim. Bayağı bulduk. Bunlar şu anda biraz ufaktılar ama bunların daha büyükleri var. Böyle kabuğunu soydum. Bayağı da güzel tadı var. İçinde biraz şekerimsi bir tat da var. Her tarlada olmaz. Böyle bazı tarlalarda olur bu koşkos.
Ben de koşkoz demeye alıştım. Koşkuzu. Mesela şu öbür atların olduğu tarlada yok. Bizim bu tarlada var. Diğer tarlalarımızda da var bu şekilde. Ama üstteki tarlalarda mesela yok. Yani bu Allah'ın yaratmış olduğu her tarlada olmayan bir üründür. Biraz önce saydığım değerlere mevcuttur. Yani belki her türlü protein de vardır. Çok derde de devadır. Hangi dertleri işte bertaraf ediyor, onları da başka bir platformda açıklamaya çalışacağım. Şimdilik bu şekilde ifade edelim. Bakalım başka var mı? Bir tane de burada var. Siz de görebilirsiniz mi? Şimdi benim görmediğimi siz görebilirsiniz mi? Şu anda görebilmezsiniz herhalde. Görseniz ben de görerdim. Beraber bakıyoruz. Hele biraz da ileriye doğru gidelim. Bakın bu çocukların bulamadığı koşkuzular buralarda var mı? Bu arada Massey Ferguson 265'likle için yapmaktayım. Şöyle kötanı da göstereyim. Bu da ikilidir. 12 numara herhalde. Burası 4 yıllık korungayı tarlası olduğu için burayı ancak bu ekebilmektedir. Üçlü veya dörtlü koşarsak traktörü, elbette ki traktör hararet yapar. 16 Kasım olması itibariyle bugün maşallah baya bir hava güzel. Kar falan da yok. Artık mevsimler değişmiş. Batıya, bizim Doğu Anadolu bölgesinden daha önce kar yağmaya başlıyor. Eskiden öyle değildi. Bir tane de burada var. Dolayısıyla bizim artık buradaki kış yaşantımız da bayağı bir azaldı. Özellikle 11. ayın 1. haftasının içerisinde kar yağmaya başlardı bir 15-20 sene evvel. 2000 yılların başında. Ondan önce zaten yaklaşık 1 metreye yakın kar olurdu. Yaklaşık yani. Abartmayalım. Fakat şimdi televizyonda izliyoruz. Önce batıya kar yağıyor. Onlar böyle baya bir sıkıntı yaşıyorlar kardan dolayı. Yollarda araba kalmasına bak. İşte kayıp düşenlere bak. Bizim burada güllük gülistanlık. Tabii şu anda böyle olması aslında işime de yarıyor ha. Bu tarlayı bitirmem lazım. Kar yağarsa bitiremeyiz. Yaz başına kalırsa zaten o zaman ekiniyle şimdikinin ekini aynı değil. Şimdi bunu sürüp kesteklerin kar yağdıktan sonra üzerine böyle zaman içerisinde erimeleri mevcut olacak. Dolayısıyla ekin yani tohum seperken de ne olacak? Güzel olacak. Kesteğin altında kalmamış olacak tohumlar. Daha güzel çıkacak. Şimdi başka var mı? Başka var mı? Evet, gördüğünüz gibi baya bir
alan taradım. Zaten bu alanda daha çok koşkuzu oluyor. Diğer yerlerde, yani bu tarlaların da diğer üst taraflarında olmuyor. Sadece bu kısım, dere olan kısımlarda genelde oluyor. Neyse, fazla ileri gitmeye de gerek yok. Gidip traktöre binip kaldığımız yerden işimize devam edelim. Koşkuzu seven tüm koşkuzu severlere selam olsun. Aleyküm diyenleriniz oldu muhakkak şu anda. Koşkuzu sevmeyenler de yemediklerinden dolayıdır. Bir kere yesmiş olsa var ya, artık vazgeçemeyecek. Özellikle köyümüzden göç edip iç memleketlere yerleşen kısım akraba, dost, her kim varsa herkese selam olsun. Koşkuzu en çok da onlar seviyorlar. Özlem duyuyorlar. Ben de bir nevi, hani bazen sanatçılar şey yaparlar ya, şu şarkım bunlara gelsin falan diyorlar. Ben de diyorum işte, bu koşkuzu videosu da köyümüzden göç edip iç memleketlere yerleşen dostlarımıza gelsin. Tabii şimdi diyecekler bize de yık gönder falan, ama bunu gördüğünüz gibi fazlası da yok yani. Şimdi öyle tohum da yok. Allah'ın hak gibi şimdi bunu, diyelim ki bir arpa, buğday gibi bir tohum da değil ki onu tutup bir tarlaya sepesin, bu şekilde üretime geçersin. Kim isterse ona gönderesin. Yani o mümkün olur, ama işte ben baharatçılara da sordum, araştırdım. Onlar da diyorlar ya kardeşim, yoktur maalesef. Böyle bir tohum elimizde bulunmamaktadır. Allah tarafından bazı yerlerde yaratılmakta, üretilmektedir. Dolayısıyla yani bunun ekimini, üretimini maalesef yapamıyoruz. Yapılsa var ya, süper olur ya. Gerçekten süper olur. Bunu nasıl yaparız? Böyle koşkuzları toplayacaksın, yemeyeceksin. Toplayacaksın. Bütün tarlaları gezeceksin. Milletin ektiği tarlalarda gezeceksin. Ondan sonra topladığın koşkuzular var ya, ne yapacaksın? Getirip bir tane özel tarlaya ekeceksin. Mesela ne kadar? Bir 50 kilo. Bir torba falan toplamaya çalışacaksın. Bir 50 kilo üretim yapacaksın. Ama bilmiyorum şimdi bunlar bir kere ektiğin zaman hemen seneye veriyor mu, yoksa vermiyor mu? Onu da deneyip görmek lazım. Biz hep hazıra konduğumuz için o şekilde bir denemekte fayda var. Simge, bu elbiselerini buraya bırakın mı? Arabada yağ olacak. He, burada dursun, giderken giyip gidersiniz. Al bak. Şimdi bir video çekiyorum. Göster, göster. Evet arkadaşlar, böyle bulmalısınız. Al. Mesela bugün yayın yaptık. Şimdi gizliler al, ben gidiyorum. Haydi bakalım. Evet, bugünkü kendi görüntümü de hemen göstereyim. Yıllar yıllar sonra, Şenol mu geldi? Yıllar yıllar sonra bu hatırayı elbette ki yad edeceğiz. Galiba Şenol da geldi ama nereden geldi? Dakikadan geldi galiba. Şöyle yakın çeşim yaparsak. Hundayak sent. Şimdi o da ekine başlar herhalde. Neyse, kapatayım, ben traktör kullanmam lazım.
Saat öğlen 12'yi geçiyor şu anda. Ya Allah bir. Çalıştırdıktan sonra hakikaten bunun sayacı kaçtadı ya. Biz buna da bakma hele. 5873. Maşallah. 1999'da biz almıştık bunu. 1996 modeldir. O günden bugüne bayağı kullanmışız. Wow, 20 dakika da etmiş. Artık bu kadar yeter. Bunu yüklemek de sıkıntı olabilir. Hepinize selamlar, saygılar, sevgiler. Hoşça kalın.